Merhabalar. Bugün sizlere Yandex hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yandex 1997 yılında kurulan Rusya merkezli çok uluslu bir firmadır. Yandex başta internet tabanlı ürünler ve hizmetleri kapsamak üzere ulaşım, e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık gibi birçok alanda hizmet veren 70'ten fazla servise sahiptir. Yandex'in ana pazarı Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. Rusya'nın en büyük teknoloji şirketidir ve %58,25 pazar payıyla arama motoru pazarının lideridir. Yandex, dünya çapında 17 ülkede 30 ofise sahiptir. Ancak şirketin kurucuları ve çalışanlarının çoğu Rusya'da bulunur. Google ve Baidu'nun ardından dünyanın en büyük 3. arama motorudur. Yandex.ru, ana sayfası Rusya'da en çok ziyaret edilen internet sitesi olmuştur. Yandex tüm dünyada 56 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmaktadır. Yandex 30 Mart 2015'ten itibaren Mozilla Firefox'un ve 13 Ekim 2015'ten itibaren Microsoft Edge'in Türkiye için varsayılan arama motoru oldu. Ayrıca Microsoft ile anlaşılmalıdır. Microsoft'un haber sitesi MSN'deki arama motoru Yandex'tir. Ayrıca 20 Mayıs 2020 tarihinde Huawei Rusya ve Türkiye'de telefonlarında varsayılan arama motoru olması için Yandex ile anlaşmıştır. Yandex gelirinin büyük bir kısmını Yandex.direct adlı içeriğe dayalı reklamcılık sisteminden elde eder. Reklamlar ayrıca Yandex'in çözüm ortağı olan web sitelerinde de gösterilir. Yandex.direct Rusya'da lider konumdadır. Mayıs 2011'de Nasdaq'ta halka arz edilmiştir. Yandex'in toplam gelirinin %95'i Rusya piyasasından elde edilmektedir. Yandex, Eylül 2011'de İstanbul'da açtığı ofisle Türkiye pazarına açılmıştır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik arzını sulayın.